Gökhan Akyürek, Koronavirüs Savaşları ve Türkiye'de Darbe Planları Planladıkları koronavirüs tıkırında ülkelerin iç savaşları başladı. Yaklaşan uluslararası savaşlar, Türkiye'deki darbe planları, İsrail her geçen gün karışıyor. İsrail'de Üçüncü sınıf vatandaş muamelesi gören Haredi Yahudileri, İsrail polisinin yüzlerini öksürüp hapşırıp polislere nazi nazi diye bağırdılar. İsrail polisi Tel Aviv yakınlarındaki Haredi Yahudi kasabasını orantısız güç kullanarak mühürledi ve kasabayı koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı bölge olarak belirledi. İsveç merkezi sağlık şirketi Mönke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı. İran'da durum karışık cidden. 100 bin mahkumu serbest bıraktılar. Sosyal medyada biliyorsunuz 5G saldırılarıyla virüs yayılıyor söylentileri hemen hemen herkesin ağzında. İngiltere'de halk 5G saldırılarıyla yayıldığından dolayı baz istasyonlarını yaktığı görüntülere haberlerde şahit olduk. 10-15 gün önceki yazılarımda değindiğim gibi bu virüs bir ön aşama. Esas nüfusu azaltma değil. Zaten virüsün yayılması için gerekli çalışmaları yaptılar, örtbas ederek Esas amaç korku, kaos, algı ve başka sistemlere geçip İslam'ın yükselmesi ve tek din projesi, açlık, kıtlık, iç savaşlar derken ülkeler arası savaşlar, Çin, Rusya'nın başrollerinde olacağı savaş. Hatırlarsınız, önceki yazılarımı okuyanlar hatırlayacaktır. ABD, Çin, İsrail, İngiltere ortaklığından söz etmiştim. İngiltere ne hikmetse 2013 sonları, 2014'ün başları gibi para yapımında kullandıkları malzemede değişiklik yaptı. Polimer kullanıldı. Polimer mikrop, bakteri, kir tutmadığı için parada kullanılmaya başlaması muazzam. Yani steril bir paraya geçtiler yıllar önce. ABD'li ve Çinli bilim adamları Çin'deki atnalı yarasalardan insana bulaşabilecek yeni tip koronavirüs üzerinde çalışmışlar tansiyon hastası olanları daha çok etkileyecek diye de yazıyor makaleyi okuduğunuzda detaylı görebilirsiniz bunları. Hala ABD Çin'in düşman olduğunu sanmaya devam edecek misiniz? Planlarını 3-5 senelik değil, uzun vadeli yapıyorlar. Bunları aşamalı ve bazı olaylarla nabız ölçmeleri ve denemeleriyle planlarını uyguluyorlar. Toplumun tepkisini ölçüp planlarını görüp değerlendirip ardından nabza göre şerbet dağıtıyorlar. Wuhan merkezde insandan insana bulaşan koronavirüsü virüsü 12 kilometre uzaklıktaki New York'a ve 8.800 kilometre uzaklıktaki Londra'ya ulaştı da parti üst düzey yöneticilerinin şehri 1052 kilometre uzaklıktaki Pekin'e ve 629 kilometre uzaklıktaki ticaret şehri Şangay'a niçin ulaşmadı? Tesadüf mü sizce bunlar? Elbette değil. ABD, Çin, İngiltere ve İsrail birlikte. Bunu artık net şekilde anlayabiliyoruz günler ilerledikçe. Çin, Rusya savaşının başrollerinde taraflar olacak. ABD, Çin, İngiltere, İsrail ve karşılarında Rusya, İran. Bir de beni düşündüren Bill Gates. Bill Gates, korona çıktıktan sonra medyada aktif olmuş. Ne tarafa bakarsam Bill'den uyarı, ne tarafa bakarsam Gates'ten bir haber. Bill Gates'ten bazı satır başları şunlar. Koronavirüs salgınıyla başa çıkmak için ülke çapında güçlü izolasyon önlemlerine ihtiyacımız var. ABD ekonomisinin eski haline dönmesi yıllar alabilir. Fakat bir sonraki salgına bundan çok daha hazır olacağız. Her şeyin altından bu adam çıkar oldu. Neden? Bill Gates kilit nokta bu virüste. Çünkü her şeyin altından bu çıkıyor ve ilerleyen günlerde bir kurtarıcı gibi olacak. Bu yüzden dünyaya servis ediliyor sürekli. Yani bilinçaltı ve algı operasyonuyla hazırlanıyor Bill Gates. Çin kaynaklı bir haber ilgimi çekti. Ordu komutanının tuhaf ayaklanmasından sonra Erdoğan'ın nerede olduğu hala bilinmiyor. Erdoğan düştüğünde durumu söylemek zor. Ayrıca Türkiye'de Erdoğan'ın muhalifleri de var. 2016'da Erdoğan'a karşı darbe oldu. Erdoğan en kısa sürede iyi durumda olduğunu ispat edemezse Türkiye'de sivil huzursuzluk olabilir. Şu algıya bakar mısınız? Daha geçen gün çıkıp konuşma yapmıştı Cumhurbaşkanımız. Bakış açınızı genişletin. Sırf içeriye değil dışarıya odaklanın biraz da. Şimdi TV'lerde sosyal medyada algı yapanların açız deyip boş dolap gösterip arkasında 15 tane bira şişesini kaldırmayı unutanların sokağa çıkma yasağı diye, farklı şehirlerde diye yayanların ve daha fazlasının amacınızı öğrendiniz mi şimdi? iç savaş çıkartıp halkı sokağa döküp aldıkları emirle darbe yapmak. Amaç Türkiye'de insanları sokağa dökmek, iç savaş ve darbe. Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. İyi okuyun, iyi araştırın.